bölünme açılımına bir destek de Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geldi. Bakanlık Çanakkale zaferinde okunan son hutbeden Atatürk ve Türk milletine çıkardı. İlk tepki ilahiyatçı Profesör Doktor Zekeriya Beyaz'dan geldi. Beyaz, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın AKP iktidarının gönüllü fedaisi olduğunu söyledi. Türkiye maalesef karanlık bir dönemden geçiyor. Türk milletinin milli değerlerine, dini değerlerine, geleneklerine ve de bütün halinde devletimizin temellerine maalesef darbeler vurulmaktadır. AKP'nin bölünme açılımına Diyanet İşleri Başkanlığı da ortak oldu. Diyanet son okutulan hutbeden Atatürk ve Türk milletine çıkardı. Diyanet İşleri Başkanlığı Çanakkale zaferinde okunan hutbede Atatürk ve Türk milletinin kahramanlığından söz ederken son 2 yılda hem Atatürk hem de Türk ifadelerini hutbeden kaldırdı. Diyanete ilk tepki ilahiyatçı Profesör Doktor Zekeriya Beyaz'dan geldi. Konuyu ulusal kanala değerlendiren Beyaz, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın AKP iktidarının fedaisi olduğunu söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığı ve camiler maalesef mevcut hükümetin gönüllü fedaileri durumunda, gönüllü taraftarları durumundadırlar. Beyaz, Türk milletine yapılan tüm oyunların ülkeyi bölmek isteyen emperyalist güçler tarafından yaptırıldığını ifade etti. Ve devleti yıkmak isteyenlerin iradelerinin hayata geçmesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin düşmanlarının iradelerinin, arzularının gerçekleşmesi demektir. Beyaz, AKP iktidarının bölünme politikalarına rağmen Türk milletinin tüm unsurlarına sahip çıkacağını belirtti. Türk milleti bütünüyle cumhuriyete, maddi ve manevi değerlerine el koyacak ve sahip olacaktır.